Herkese yeniden merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün bıçakla kolayca şekil verebileceğiniz, kısa bir sürede hazırlayabileceğiniz nefis bir şerbetli tatlı tarifi vereceğim. Yapımına geçiyorum. Öncelikle şerbetini hazırlayarak soğumaya bırakacağım. 2 su bardağı şekeri, 2 su bardağı suyu tencereye alıyorum. Yüksek ateşte kaynamasını bekliyorum. Kaynama aşamasına gelince kısık ateşi alarak 15 dakika kaynatıyorum. Sonrasında limon suyu sıkıyorum birkaç damla ve 5 dakika daha kaynatıyorum. Toplamda 20 dakika kaynattığım şerbeti ocaktan alarak soğumaya bırakıyorum. 150 gram oda sıcaklığında yumuşamış tereyağını yoğurma kabına alıyorum. Tercih ediyorsanız yerine margarin de kullanabilirsiniz. Yarım su bardağı pudra şekerine, bir tam yumurtayı, 3 yemek kaşığı irmiği, bir paket vanilyayı ekliyorum ve elimle karıştırıyorum. Kullandığım tüm malzemeleri miktarları ile birlikte açıklama bölümüne de yazdım. Oradan kontrol edip bakabilirsiniz. Kullandığım bardak ölçüsü yani su bardağı ölçüsü klasik su bardağı ölçüsünde 200 mililitre son olarak 2,5 su bardağı unu, 1 tatlı kaşığı kabartma tozunu ekleyerek hamuru tamamlayacağım. Un miktarı kullandığınız unun kalitesine göre, markasına göre değişkenlik gösterebilir. Bunu tüm tariflerde söylüyorum. Lütfen şu an benim yaptığım gibi siz de azar azar ilave edin. Evet, hamurun kıvamı böyle olmalı. Ele yapışmayan, dağılmayan bir hamur oldu. Ceviz büyüklüğünde parçalar alıyorum, yuvarlıyorum ve avucumla biraz bastırıyorum. Keskin bir bıçakla gördüğünüz gibi çizikler atıyorum. Hepsine aynı işlemi uyguluyorum. Bu arada lütfen kabartma tozu miktarına uyalım. Bir tatlı kaşığı diyorsam bir tatlı kaşığıdır. Yani bazen bir paket eklesem mi diye soranlar oluyor. Eğer daha fazla eklerseniz şeklin kaybolmasına sebep olursunuz. Şekillendirdiğim hamurları yağladığım tepsiye yerleştiriyorum. Büyük yuvarlak borcam tepsi kullandım. Evet ben hamurları şekillendirmeye devam ederken siz beni hangi şehirden, hangi ülkeden izlediğinizi yorum bölümüne yazar mısınız? Kimlerin nerelerden izlediğini merak ediyorum ve sizler yazdıkça da görüyorum. Merak edenler ve bilmeyenler için de ben Eskişehirliyim ama Manisa'da yaşıyorum. Herkese buradan sevgilerimi ve selamlarımı gönderiyorum. pişmek için hazırlar. Fırını 180 derecede ayarlayıp ısıttım. Isıttığım fırına tepsiyi gönderiyorum ve yaklaşık 25 dakika kadar pişireceğim. Pişme süresi fırınıza göre değişebilir. Altı ve üzeri hafif pembeleştikten sonra yani kızardıktan sonra fırından alabilirsiniz. Evet fırından çıktılar. Sıcak haldeler hiç beklemiyorum. Tamamen soğumuş olan şerbeti üzerlerine döküyorum. Şerbeti dökünce hızlı bir şekilde şerbeti çekmeye başlıyor. Ama tamamen soğuması için 2 saat kadar bekleyelim. Soğumuş ve şerbetini tamamen çekmiş olan tatlılarımın üzerine şimdi biraz antep fıstığı yerleştiriyorum. Fındık, fıstık, ceviz dilediğinizi kullanabilirsiniz. Sade olarak da kalabilir tabii ki. Yapımı çok pratik. Hiç sizi uğraştırmayacak bir tarif. İftara yakın saatlerde de hazırlayabilirsiniz. Sadece soğuması için süre bırakmanız yeterli. şerbeti her tarafına güzel bir şekilde çekti. İçinde yakından gördünüz. Şöyle de göstereyim. Mutlaka deneyin. Gerçekten çok güzel bir tarif. Ve denerseniz de olumlu olumsuz görüşlerinizi yorum bölümünde benimle paylaşın lütfen. İftara misafirlerinize yapabileceğiniz nefis bir tatlı tarifi. Videonun da sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sorularınız varsa yorum bölümüne yazabilirsiniz. Abone değilseniz benimle bu videoda ilk defa karşılaşıyorsanız abone ol butonundan hemen abone olabilirsiniz. Yanındaki zil işaretini tüm olacak şekilde etkinleştirirseniz yani bildirim zilini açarsanız yeni videolarımı kaçırmamış olursunuz hemen haberiniz olur. Ayrıca bu tatlı tarifini görmesini istediklerinizle paylaş butonundan kolaylıkla paylaşabilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın başka tariflerde ve videolarda görüşmek üzere.